Efendim, illegal hayatlar meclis. Mahsun Karaca yine yaptı yapacağını diyelim. Buyurun, söz size. En dipten girdi. Aynen. Tüm duygularımızı böyle gerçekten tetikleyecek. Aslında içimizde adalete dair, sevgiye dair, bu yaşadığımız son kötü olaylar, hatta bitmeyen son kötü olayları gerçekten baş edebilecek gibi bir kapasitemiz yok artık. Çok üzgünüz. Böyle güvensizlik ve aidiyetsizlik iyi bir şey değil insanlar için. Ve illegal hayatlar meclisle birlikte aslında Mahsun, o dipteki duygularımızı komediyle birazcık çıkartacak ortaya. Çünkü bir toplumda korku, endişe, kaygı arttıkça komedi de artmak zorunda. Başka türlü baş edemezsin yani. Efendim, peki şimdi siz meclise girmiş olsanız neyi değiştirmek isterdiniz? Neyi değiştirmek isterdim? Bakanların hepsini değiştirmek isterdim. Vallahi mi? Evet. Hangisinden başlardınız? Nereden başlardım? Sağlık Bakanı'ndan başlardım. Hepsini. Niye ben? Sağlık Bakanı neyi varmış? Ya Sağlık Bakanı değil de şöyle bir şey aslında. Ben meclise girsem kesinlikle Dücani Cündoğlu'yu meclisin başına getirirdim. Üst akıl lazım. Bizim meclisimizde akil insan yok. Akil insan, iletişim kurabilen insan, herkesi kucaklayabilen insan, siyaset yapmayan insandı. Akil insanın siyaseti değil, adaleti olur. Bizde adalet olmadığı için siyaset olduğu için de birbirimize düşmüş durumdayız. Şimdi akil insan diyorsunuz, yine çözüm süreci geliyor akıllara. Devlet Bahçeli biliyorsunuz bir çözüm sürecinin ilk adımlarını attı neredeyse. İzlediniz mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz sözlerini? Yani ben tabii ki çok parçalanma ve bölünme yaratan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Siyasilerin bazı sözleri ve çıkışları doğru zamanda, doğru şekilde dile getirmelerinden yanılıyorum açıkçası. Zaten ortam çok gergin ve stresli. Burada parçalayıcı yerine bütünleyici olmamız gerekiyor. O yüzden size şöyle bir şey söyleyeyim. Türk insanı ne zaman bu ülkede kendini güvende hissederse aslında, bu da ne? Her yıl Türkiye'nin en çok güvenilen insanları diye anketler yapılıyor ve Haluk Levent, Acun Ilıcalı, Müge Anlı gibi isimler seçiliyor. Eğer bir gün Türkiye'nin en güvenilir insanları seçilen ankette ilk ona Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, ondan sonra tüm bakanlar artı muhalefet partiler girerse, bu şu demek, o zaman bu ülkede güvende hissedersin. Çünkü hem şimdi olan bize iyi gelmiyor, insanlar güvenmiyor demek ki, hem de muhalefetle birlikte vaat edecekleri şeyler de güven vermiyor. Her yıl Haluk Levent'le Müge Anlı çıkıyor. Türkiye'de adalet var mı? Türkiye'de adalet konuşuluyor tabii ki, olması gerektiği gibi yola çıkılıyor ama işleyişte bir sürecin, bir problemi olduğunu düşünüyorum. Ben şuna inanıyorum. Ülkenin üç kuvvesi var. Arzu, öfke ve düşünce. İştah ve şehvet demek arzu. Yani siyaset ve iş dünyası demek. Siyaset ve iş dünyası edepli olursa, öfke de asker, polis, hakim, savcı ve avukattır. Bunlar da cesur olursa, korkak olmazsa. Düşünce de akil kesimdir. Dini akille ilmi akil. Diyanet işleri sakız orucu bozarmadan çıkıp ilim hakimleri de dindarları küçümsemeyi bırakırsa o ülkede adalet tecelli eder. Evet. Bunu bekliyorum. Batı bizi kıskanıyor mu hala sizce? Bence biz kendi içimizde birbirimizi çok kıskanıyoruz. Aynen öyle. Koltuklarda oturanları aşağı çekmeye çalışıyoruz. Yükselenlere izin vermiyoruz. Düşman da içimizde, dost da içimizde. Aynaya bakmamız gerekiyor her birimizin teker teker. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi seyirler. Sağ olun.